Arkadaşlar yeni bir uygulama yapacağız bu derste. Hemen yazayım. Bakın şuraya öğrenci yazıyorum. Öğrenci. Şuraya vize. Final. Bir de bitirme ödevi diyelim arkadaşlar. Bitirme ödevi. Vize ve final ortalaması arkadaşlar. Notu diyelim. Notu. Şurası harf notu olsun arkadaşlar. Şurada geçme durumu diyelim. Geçme durumu olsun. Şuraları ortalayalım ve siyah yapalım. Kalın yapalım. Bakın şurada öğrenci isimleri yazalım. Ahmet, Merve, Hasan, Sema, Ali, Mahmut, Öykü, Can, Cem. Bir tane daha yazalım. Ne olsun? Hüseyin. Şöyle hepsini seçip şöyle ortalayayım arkadaşlar şöyle. Ortalasın. Bakın bu vize ve final notları için bir tane fonksiyon kullanalım. Eşittir. Rastgele arada. Bakın alt ve üst limiti yazıyorum arkadaşlar. 5'ten küçük olmasın. 5 ile 100 arasında. Şunu şöyle çekiyorum. Şöyle. Bakın bu yalnız sürekli değiştiriyor arkadaşlar bir işlem yaptığımız zaman. Şuraya bir şey yazdığım zaman bakın değişiyor. Değişimi önlemek için şöyle yapalım. Şunu şöyle seçtik arkadaşlar. Şuradan tutalım. Bakın şöyle taşıdık. Şu anda sağ tuşla taşıyorum şuraya. Burayı yalnızca değer olarak kopyala diyelim. Bakın şurayı silelim. Bakın burada şu kısımlara biz altta da yeni isimler eklediğimiz zaman çalışsın istiyorum. Şu kısımlara da sayısal ifadeden başka bir şey girilmesin arkadaşlar. Yani 0 ile 100 arasında değer girilebilsin sadece. Onu şöyle yapıyoruz. Bakın şurayı seçiyorum şu hücreleri. Sonra Ctrl'e basıyorum. Şuraları seçimini kaldırıyorum. Bakın şu kısımları seçtim. Şuradan veri sekmesine geliyoruz arkadaşlar. Veri doğrulama. Herhangi bir değer yerine ondalık sayı ya da tüm sayı diyelim. En az 0, en fazla 100 olsun arkadaşlar. Tamam dedim. Bakın şuraya bir değer girmeye çalışayım. Mesela A yazdım. Bakın uyarı verecek. Yeniden dene diyelim. 102 yazdım. Bakın yine uyarı verdi. Yeniden dene. 60 yazdığım zaman bakın kabul ediyor. Şimdi silelim. Bitirme döneminde de iki seçeneğimiz olsun arkadaşlar. Teslim etti. Teslim etmedi diye arkadaşlar. Onu yine veri doğrulamadan yapalım. Veri doğrulama. Liste diyelim. Şöyle teslim diyelim. Teslim etmedi. Yanlış yere yaptık arkadaşlar. Şurayı kaldıralım. Veri doğrulama.
Şöyle geri alayım arkadaşlar. Şurası yine 0 ile 100 arasında değerler olsun arkadaşlar. Şuraya gelelim. Burayı seçelim şöyle. Yine şöyle seçelim. Ve kontrolle gelelim. Şöyle şu seçimi kaldıralım. Şurayı seçsin komple. Veri doğrulama diyelim. Liste. Teslim etti. Noktalı virgül. Teslim etmedi. Tamam diyelim. Bakın. Teslim etti, teslim etmedi. Bakın bu teslim etsin. Bu etsin. Şu etmesin. Etmedi. Etmedi. Etti. Teslim etti diyelim. Bakın şurayı hesaplayalım arkadaşlar. Vizenin %40'ı, finalin %60'ı. Yuvarla diyelim. Yuvarlasın. Şurası çarpı 0.40 artı burası çarpı 0.60 bakın 0 yuvarlasın arkadaşlar. Tam sayıya yuvarlasın. Bak şöyle şöyle çekelim. Şimdi harf notu için kod yazacağız arkadaşlar. Harf notuna geçme durumu için. Bir tane tuş oluşturalım. Geliştiriciye geldik. Bakın şuradan ekle diyelim. Bir tane şuraya geçme durumu diyelim. Tamam diyelim. Metni düzenle diyelim. Şuraya geçme durumu diyelim. Durumu hesapla diyelim. Bakın şimdi harf notunu ve geçme durumunu hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane Bezier'e gelelim arkadaşlar. Bir tane modül ekleyelim. Form ekledim yanlışlıkla. Bir tane modül ekleyeyim arkadaşlar. Sub biz şeye ne atamıştık arkadaşlar makromuzu. Geçme durumu. Şunu kopyalayayım. Buraya yazacağız arkadaşlar. Bakın hücre az satıra geçsin istiyorum. Yani şurada yeni bir şey, yeni bir öğrenci ilave ettiğim zaman o kısmı da hesaplasın istiyorum arkadaşlar. O yüzden ben şuradaki hücre sayısını bulmam gerekiyor. Şuradaki bakın kaç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi. Bakın buraya yeni bir şey eklediğim zaman bunu da hesaplasın istiyorum. Geldik. O yüzden bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Hücre sayısı. Eşittir. Bakın şuradaki hücreye baksın arkadaşlar. Bakın C şuradan itibaren alsın. 6. hücreden itibaren şunu hesaplamasın. Kaç öğrenci olduğunu bulmak için. Şöyle yazacağım arkadaşlar. Range C6
Tekrar C hücresine bakmak için range C5 diyorum arkadaşlar. Bir üstüne çıksın. C5 nokta end end diyoruz arkadaşlar. End şöyle parantez içerisinde xl down aşağıya doğru baksın arkadaşlar. Nokta count. Saysın arkadaşlar. Bakalım ne bir yerde bir hatamız var. Şurada bir parantezimiz eksik. Şimdi bakın kontrol edelim. Hücre sayısını mesaj box'ta versin bize. Çalıştıralım. Run diyelim. Bakın 10. Doğru verdi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arkadaşlar. Bakın bir tane değişken tanımlayacağım. Bakın şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 5'ten başlasın. Birer birer arttırsın arkadaşlar. Bakın 5'ten başlasın. 1 arttırınca 6 Ahmet alsın. Öyle yapacağım arkadaşlar. K eşittir 5 diyorum. Şunu silelim. Kontrol ettik. Doğru çıktı. K eşittir 5. Bir döngü oluşturacağım arkadaşlar. 1'den başlasın. Hücre sayısına kadar. For i i eşittir 1 to hücre sayısı. K eşittir. K artı 1. Birer birer arttırsın. Bakın şuradaki harf notunu bulmak için şu kısmı kullanacak arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mi? Bakalım. Ha, 7. sütunu kullanacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şuraya bakacak arkadaşlar harf notunu oluşturmak için. Buraya bir yine değişken tanımlayacağım arkadaşlar. Buna not n diyelim. N eşittir cells k7. Bakın sırayı da arttıracak. 6. 7. satır 7. sütunu alacak hep arkadaşlar. Yani notu alacak. Şimdi geçen ders görmüştük arkadaşlar. Select case yapısını kullanacağım. Buradan şurayı kontrol edecek. Şu kısmı kontrol edecek. 0 ile 49 arası FF, 50-54 arası DD, 55-59 arası DC, 60-69 arası CC, 70-74 arası CB, 75-84 arası BB, 85-89 arası BB, 90 ve 100 arası da AA olacak arkadaşlar. Bizim üniversitenin not sistemi böyle. Şimdi girelim. Select case diyorum arkadaşlar. Select case. N. N'e bakacak arkadaşlar. Case 0 to 49. Bakın harf notunu büyük H ile gösteriyorum. H eşittir FF tırnak içerisinde. Bunu bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sütuna yazdırsın arkadaşlar. Cells K
virgül 8 eşittir. Hey arkadaşlar, şimdi bunu kopyalayacağım. Şimdi kopyalayalım. Bakın 49 arası, 49 da 50 ile arkadaşlar 54 arası. D4 arası bakalım. DD arkadaşlar. DD. 55 ile 59 arası DC. 60 ile 69 arası CC. 70 ile 74 arası BB. 75 ile 84 arası yanlış mı yaptım? Şurası CB arkadaşlar. Şurası CB. Şurası BB. ...85-89 arası BA. İki tane daha kopyalıyorum. ...75 ile 84 arası dedik. 85 ile 89 arası BA. 90 ile 100 arası A arkadaşlar. 90 ile 90. İsterseniz bunu bir çalıştıralım. Ha bir de diyeceğiz arkadaşlar sonuna end select. Bunu çalıştıralım, kontrol edelim. Yani şurada next diyelim en altına. Şuraya başka kodlar yazacağız ama. Bakalım. Bakın harf notlarını hesapladı arkadaşlar. Bakın 94A, 34FF, 43FF, 59DC, 77BB, 55DC, 69CC. Şu kısımlar FF. Şimdi geçme kalma durumu belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın finali 50'nin üzerinde olacak arkadaşlar geçmesi için. Bitirme ödevini teslim etmiş olması gerekiyor. Ve şu kısım FF olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani 3 tane şartımız var. Vize ve finalin ortalaması 50'nin üzerinde olacak. Yani FF olmayacak. Bitirme ödevini teslim etmiş olacak. Ve finali de 50'nin üzerinde olacak arkadaşlar. Bunun için bakın şuraya şu final kısmını almamız gerekiyor. Ve şu kısmı kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de şu kısmı. Şimdi bu kısma bir değişken verelim. Finale F diyelim. Bitirme ödevine de B diyelim arkadaşlar. F eşittir. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5. F eşittir. K, Cells K5.
eşittir. Bakın yanındaki hücre cells k 6 arkadaşlar. Bakın şimdi şartlarımızı yazabiliriz. Final 50'den büyük olacak, büyük eşit olacak. B kısmı teslim etti olacak ve şu kısımda, şu harf notu kısmında FF olmayacak arkadaşlar. Şimdi gelelim if diyelim. If F büyük eşit 50 and, bakın 3 şartı sağlayacağı için V dememiz gerekiyor. B eşittir. Bakın şurada nasıl yazdıysa, bakın T'ler büyük arkadaşlar, teslim etti. Baş harfleri büyük arkadaşlar. T ve E büyük. Burada da öyle yazmam gerekiyor. Teslim etti. Üçüncü şartımı yazıyorum. Bakın şurada H olarak tanımlamıştık zaten. H eşit değil. Eşit değil böyle. Tırnak içerisinde yazmam gerekiyor yine. FF den. Bu üç şartı da sağlıyorsa geçti. Cells. Bakın nereye yazdıracağız? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. hücreye yazdıracağız arkadaşlar. Cells K 9 eşittir geçti. Bu kısımda Türkçe karakter kullanabiliriz. Tırnak içerisinde yazdığımız şeylerde. Else. Bakın diğer bütün durumlarda kaldı arkadaşlar. Yani bu üç durumu da sağlamıyorsa, finali 50'den büyük değilse, ödevini teslim etmediyse ve FF değilse arkadaşlar geçti. Yani üç durumu da sağlaması gerekiyor. Bu durumlardan herhangi birini sağlamıyorsa, yani else durumunda kaldı arkadaşlar. Eşittir. Kaldı. İfi bitiriyoruz arkadaşlar. End if. Bakın şurada next'i yazdık zaten. Bakın geldim. Çalıştırıyorum. Bakın A ödevini teslim etti. Geçti. Bakın kaldı. FF. FF kaldı. DC ama bakalım şurada finali bakın 50'nin altında. Bakalım şurada kalmış DC teslim etmemiş ödevini. Bir de finali 50'nin altında. Bakın bu geçmiş. Yani hem finali yüksek hem CC hem ödevini teslim etti. Bakın şurada değiştirelim mesela bir tanesini. Teslim etmedi diyelim. Bakın kaldı. Şurayı değiştirelim. Teslim etti diyelim. Geçti. Bakın şunlardan birini değiştirelim. Mesela bunu 55 yapalım. Hesapla diyelim. Bakın geçti. Bakın altına bir şey eklediğimiz zaman yeni bir isim ekleyelim. Ne diyelim? Akif diyelim. Yeni bir not verelim. 40 olsun. 60 olsun. Ödevini teslim etsin arkadaşlar. Şu kısma basmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın. DD ile geçti arkadaşlar. Bakın. Şöyle 40'a 45 yapsak arkadaşlar. Bakın. Alsın desek. Şurayı şöyle çekmemiz gerekiyor. Bakın kaldı. Şunu arttırırsam. Bakın yine 49 olduğu için.
şu tuşa basmanız gerekiyor. Bakın şuradan çektiğimiz için tuşa basmanız gerekiyor. Önümüzdeki hafta başka bir konu anlatacağım arkadaşlar.